Başka bir şey söyleyeceğim. Biz önerge verdik de önergemiz üzerine konuşmadık. Evet değerli arkadaşlar, oturun, toplantımız bitmiştir. Hayırlı akşamlar. Başkan, bizi niye konuşturmadınız önergemiz üzerine? Ama yaptığınız doğru değil başkan. İlk kez sizden böyle bir tavır görüyorum. İlk kez sizden böyle bir tavır görüyorum. Biz önergemiz üzerine konuşmadık. Siz istediğiniz maddeyi aldınız, kendinizce yorumladınız, kendinizce söyleyeceğinizi söylediniz, bize söz hakkı bile vermediniz. Hiç doğru değil yaptınız. Hiç doğru değil. Niye söz hakkı vermiyorsunuz? Söyledikleriniz doğru değil. Bu sözleşmede bedel yok. Damga vergisi nereden çıktı? Bu sözleşmede bedel yok başkan. Ya bakın, Sayda Hanım, damga vergisi hukuk, nereden çıktı? Hukuk kimliğinizle. Ben biliyorum, hukukçu kimliğimle konuşuyorum. Bir sözleşme ve bedeli olmayan bir şey, evrak sözleşme olamaz. Buyurun, imza. Sana getirilen de bedel yoksa, adı yok anlamına gelmez. İkincisi, burada damga vergisiyle ilgili... Bedeli olmayan bir evrak sözleşme olamaz. Damga vergisiyle ilgili hüküm yok. Bu sözleşmede onun yer alması gerek. İkincisi, 18. maddeyi... Bütün işlemlerinde, kanundaki işlemlerde damga vergisi vardır ve işlemdir. Bu 5'i ve 18'i doğru bilgilendirmiyorsunuz vatandaşı. Kamu alanında kalacak yeri yıkacağım ve kamulaştırma bedeli ödemeyeceğim diyorsunuz. Tamam arkadaşlar, tamam. Bizim önergemiz açıktır ve bizi konuşturmadan bu meclisi kapatamazsınız. Faydam. İstediğiniz gibi de yorumlayamazsınız. Halkla birlikte bunu konuşmanız lazım. Vallahi İzmit'te hiz söz bile vermiyorlar. 30 kere söz aldınız. 30 kere söz aldınız. 30 kere söz aldınız İzmit'te. İzmit'te önergelerimizi avlamadınız. Söz hakkı vermiyorlar. 30 kere söz aldınız. 30 kere söz aldınız. 30 kere söz aldınız. Onu bir yapmayalım. Öyle şey yok. Öyle olay yok. İşimize siyaset yapmıyoruz. Hiçbir zaman da yapmadık. Halkın hakkını savunuyoruz. Vatandaşın arazisini tapu veriyorum diye vatandaşın evini bedelsiz yıkacaksınız. Görüyoruz biz maddeleri. Hukukçuyuz, her şeyi de biliyoruz. O kadar da basit değil mi? Hukuk yapmıyorum, bana söz hakkı verecek. Biz bu siyaset yapmıyoruz. Bir şey kalacak. Bugüne kadar biz sesimizi çıkartmadık. Bugüne kadar burada hukuk çerçevesinde hareket ettik. Bu doğru bir şey değil. Hukuksuz diyorsun. Başkan kaçamazsın. Kimse kaçmaz. Biz artık başkanım, biz sonra konuşuruz. Tamam.